Burada 3 tane ahır vardı. Biz 94'te yapmıştık. 2008'de bu ahırların üstünde kredi aldık bankada. Yani ruhsatlı sayılır. Biz bu Büyükşehir Belediyesi'nden izin aldık. İzin aldığımızdan bura ruhsat sayılıyordu. Belediye bağlı eskiden ayrıydı. Keçiören'e bağlı değildi. Adam dinlemedi. Hemen kepçeye vur dedi. Şuraya çıktı. Bütün malzeme, saçlar, tuğlalar, pirketler. Yani alsaydı malzemem böyle kırılmaz. Dünya kadar ağaç çıktı mesela. Bu ağaçlar hep kullanabilirdim. Kepçeyle vurdu, yıktı. Mahvetti. Yani böyle üstünden gitti geldi, gitti geldi, ezdi, çıkarttı, çekti, gitti. Benim yalnız değil. O bizim komşunun genelde Kürtlerinki seçiliyordu gibi geliyor. Yani kepçe vurduğu zaman sanki öyle bir hınçla bir düşmanlık vardı ki sanki bize vuruyormuş gibi geliyordu bana. Aynen öyle. Ciddi diyorum. Vallahi öyle. Öyle dedim utanın ya. Ne var yani sen ağaçla saçla sen savaşıyorsun ya dedim. Sen bu kadar asker, polis toplamışsın mahalle. 40 yıldır burada ben daha karakol yüzü görmedim. Yani bir hençleri var bizde. Karayazlıları genelde bu belediye başkanı var ya. Biz Karayazlıları yese bile doymuyor. O kadar ki nefret ediyor bizde. Biz hepimiz Karayazlıların yeri yıktırmış. Bak köprüde de öyle, burada öyle. Aynen. Ben dedim kardeşim abi böyle bir arka bırak da kömürlük yapalım. Tavuklarımız var, hayvanlarımız giriyor, yıktırma. Kendim alayım, bir zabıta kontrola gönder, saçlarımı mahvetme. Adam kelpçeyi vurdu, ezdi gitti. Baksana ne hale getirmiş. Bu da pasinli, arpacı, alacalı. Bu yapıları ben yaptım onları. Orayı yıktı, adam getirmiş, buraya koymuş ya. Ne. Aha adamın, baksana bak, dozer nereye çıkmış, yıkmış ya. Görüyor musun bak, kelpçe nereye çıkmış. Ulan yazık değil mi bu adamın malzemesini? Köyün yerlisi. Onun yerini yıkmadı. Bak üst tarafta yabancı var, yıkmış, görüyor musun? Ama mesela o karşıki yabancı yıktı. Burası yıkılmadı. Orada mal besleyen var mesela, bak Hacı Ahmet var, yıkılmadı onlar. Ya ben yıksın demiyorum. Ben de istiyorum yıkılmasa. Adamların malı mülkü var, tarlası var, niye yıkılsın? Ama bizim de ayrımcılık yapmasınlar.